Buyurun Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Konum sağlıktır ama bu kadar çok bir Din İşleri Müdürü'nün gündemi olunca elbette ki bir vekil ve de bir kadın vekil olarak bir iki kelam da ben etmek isterim. KKTC anayasasını bu kadar açık ve net ihlal etmiş bir müdür. Kadın haklarına bu kadar net bir şekilde saldırmış bir müdür. Sosyal adalete, demokrasimize ve aslında gelenek, görenek ve kültürümüze bu kadar net saldırmış bir müdür. Biraz önce Sayın Taçoy gereği yapılacaktır dedi. Biz, ben ve aslında toplumun çok çok büyük bir kesimi bu gereğinin yapılmasını bekliyor Sayın Taçoy. Konuyu çok titizlikle takip edeceğiz ve ısrarla da gereği yapılana kadar gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ve sağlık, bunu söylemek istedim. Çünkü gerçekten de artık bu konu çok bizi bunalttı, sıktı. Ve aslında bir yerde de bu kadar çok sorun ve konu varken hiç bizim bu toplumun konuşmaması, tartışmaması gereken bir konunun bu kadar uzaması da bir yerde gündem saptırma gibi de bir durum oluyor. Onun için ne olur bir an önce bu konuyu gereğini yapın, bu adamı görevden alın, nasıl bir soruşturma yapılacaksa yapılsın ve gereği yapılsın. Bu ülkenin yetiştirmiş çok değerli din insanları vardır. Bu ülkenin kendi dokusuna, yapısına uygun bir müdürü de atayın. Şikayetimiz yoktur kimi atacağınız. Ama dünyanın başka bir yerinden, uzaydan düşmüş gibi bu ülkeye hiç tanımayan, hiç bilmeyen bir insanı da bu ülkeye Din İşleri Dairesi Müdürü olarak atamayın. Bizim de sinirlerimizle bu kadar oynamayın lütfen. Sağlık. Sağlıkla ilgili Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İnanın ki birçok platformda yıllardır birçok konuşma yaptım. Ve yine inanın ki ilk defa sistemi değil, artık hep günlük yaşadığımız, hastaları çok ilgilendiren, hastaları çok üzen, aslında hepimizi çok ilgilendiren ve üzen günlük konular üzerinde konuşuyorum. Uzun bir süredir, yani neredeyse bir yıldır maalesef bu böyle. Yani biz artık sağlıkta aslında düzeltmemiz gereken o kadar çok ciddi sistemsel sorunlar, yapısal sorunlar varken biz sadece günlük yaşanan orada o hastanede bu yaşandı, burada bu hastanede bu yaşandı. Maalesef böyle bir durumdayız. Üzgünüm, üzücüdür bu durum. Bundan önceki konuşmamda da gündeme getirmiştim. Acil servislerimizde, özellikle Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çok ama çok büyük sorunlar vardır. Acil servislerimizde yeni mezun pratisyen hekimler çalışmaktadır. Bu hekimler kesinlikle herhangi bir acille ilgili, acil durumlara müdahale ile ilgili bir kurstan, bir eğitimden geçirilmemişlerdir. Ve bu durum hastalarla ilgili, ilk müdahale ile ilgili o servise gelen kalp krizidir, beyin kanamasıdır ve daha birçok çok acil, çok ivedi, dakikaların bile çok önemli olduğu konularda bir an önce karar verip bu insanlara bakmak zorunda kalıyorlar. Ben Sayın Bakan'a buradan çok samimiyetle öneririm. Lütfen bu acil servislerde uzman hekimler bulun ve en azından bu pratisyen hekimlerin bu gencecik, daha mesleğe yeni atılmış, daha o kadar zor vakalara müdahale etme kabiliyeti belli bir yerden sonra olur. Daha bu kabiliyeti kazanmadan bu çocuklarımızı yalnız bırakmayın. Hastalarımıza da çok daha sağlıklı bir şekilde hizmet verilmesini sağlayın. Yapabilirsiniz bunu. Uzman hekimlerden hizmet alabilirsiniz. Uzman hekimlerden, başka yerlerde çalışan hekimlerden bu tür organizasyonlar yapabilirsiniz. Evet, yataklı tedavi kurumları yasası gündemimizdedir. Biz komite üyeleri olarak da ben de kendi adıma bizim dönemde hazırlanan bir yasa olduğu nedeniyle değil, sadece sağlığın gerçekten önünü açacağı için çok önem veriyorum ve bu yasayı ivedilikle geçirmeye çalışacağız. Bundan sonraki gündemimiz de budur belediyelerden sonra. Ama inanın ki şu an acil serviste yaşanan sorun bu yasanın geçmesini bekleyemeyecek kadar acildir. Pratisyen hekimlerimizin yanına
İki gün önce mezun olmuş pratisyen hekimlerimizi böyle bir durumda bırakmayın. Hastaları bu durumda bırakmayın. Yanlarına mutlaka ve mutlaka onlara destek olacak ya tecrübeli pratisyen hekimler, acil hekim bulamayız diyorsunuz yasa geçmeden, saygı duyarım ama uzman hekim bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve ne acıdır ki mecburi hizmetli, yani benim birebir konuştuğum hekimler var, ağlama durumundadırlar. Yani ağlamayı beğenmiyorlar. Bir göz hekimi 4 sene 5 sene hiçbir dahili müdahale yapmayan, hiçbir cerrahi müdahale yapmayan, sadece göze bakan bir göz hekimini acile en zor vakalara bakmak için nöbete koyuyorsunuz. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. O acile her an hepimiz düşebiliriz. Bu en temel insan hakkıdır, en temel hasta hakkıdır. Girne'de de ciddi sıkıntı olduğunu biliyorum. İki tane kalmıştı. Bir gün arayla bu insanlar, bu çocuklar, yine iki pratisyen hekim nöbete giriyordu. Bir kişi daha gönderildi ama bu da sorunu çözmez. Girne hepimizin bildiği gibi çok ama çok büyük bir nüfus almıştır. Girne Akçiçek Hastanesi zaten yetersizdir. En azından acile giden hastalar doğru bir teşhisle, doğru bir ilk müdahaleyle çok daha hayat kurtarıcı bir durumda olabilirler. Girne Akçiçek Hastanesi'nin acil durumuna da ciddi şekilde Burhan Nalbantoğlu'yla birlikte odaklanmanızı ve çözüm bulmak için çok ivedi çözümler üretmenizi buradan size özellikle söylüyorum, hastalar adına uyarıyorum. Kadın doğumun taşınması ile ilgili ben de kürsüden konuştum. Uzmanların ciddi görüşleri vardır. Taşındıydı, taşınmadıydı, o konuya çok değinmeyeceğim. Çünkü konunun aslında mahkemede olduğunu da çok net biliyorum. Acun Durum Hastanesi ile ilgili de özellikle sizden bilgi almak isteriz. Aslında tüm toplumun da çok ciddi şekilde bu anlamda bir merakı vardır, endişesi vardır, aslında kaygısı vardır. Çünkü henüz 2 yıllık bir hastane, evet prefabrik bir hastane, evet çelik konstrüksiyon bir hastane ama daha 2 yılda bu hastanenin tabandan tavana kadar duvarlarının yarılmaya başlaması, en küçük bir yardımda yağmurda bu kadar rutubet alması, hastanenin lağım kokması, bunlar ne hijyen açısından önemlidir, ne hastaların oral servislerde kalması adına doğrudur. Yani bu durumla da ilgili eğer bize bir bilgi verirseniz, bu hastane garanti süresi bitmiş midir? Bu yapan şirketin durumu nedir? Yani 2 yılda böyle bir mekanın, böyle sağlıkla da çok bizim için önemli ve hayati olan bir mekanın bu durumda olması gerçekten üzücüdür. Kadın doğumla ilgili hani bu konudan bahsetmişken yaşanan bir olayı özellikle gündeminize getirmek isterim. Ve aslında sağlıkta gelinen noktanın ne durumda olduğunu birebir de bu kürsüden anlatmak isterim. Cumartesi, bu cumartesi değil bir önceki cumartesi gece belki 10-11 sıralarında hamile bir kadın sancılanır ve kadın doğum acil servise gider. Acil servisten hasta acil durum hastanesindeki kadın doğum servisine gönderilir. Orada hasta uzun bir süre bekletildikten sonra hastaya denir ki yataklarımız dolu, sizi alamayız, Girne'ye veya Mausa'ya gidin. Ben yıllarca çalıştım o hastanede, hiç kadın doğum servisinde yatakların dolu olduğunu duymadım. Ama biliyorum ki şu anda yatak sayısı azalmıştır. Ondan mı hani azaldı, hasta sayısı çok arttı, olabilir. Hiç ona da bir şey demiyorum. Ama sancılı kadına diyorlar ki Girne'ye veya Mausa'ya gidin. Sancılı kadın Girne Acil Durum Hastanesi'nden gecenin 12'sinde çıkıyor ve Girne Akçiçek Hastanesi'ne gidiyor. Girne Akçiçek Hastanesi'ndeki acil veya oradaki hekimler diyorlar ki senin sevkin yok, biz seni alamayız. Hasta tekrardan gecenin o saatinde sancılı bir şekilde Lefkoşa'ya geliyor. Lefkoşa'ya girişte artık doğum başlamıştır ve kendilerini bir özel hastaneye atarlar. Orada sezeryanla doğum yaparlar ve elbette ki çok büyük faturalarla karşılaşırlar. Faturaların ötesinde bir karı koca sadece adam çalışıyor ve sadece bir asgari ücretle. Yani
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlığın geldiği son nokta, bilmiyorum ben yorumu sizlere bakıyorum ve umarım ki böyle bir durumda başka bir hastanın maruz kalmaması için de umarım ki gerekli önlemleri de alırsınız. Çünkü bu hiç kabul edilebilecek bir durum değildir. Mutlaka size de zaten şikayetleri gelecektir insanların. Ve hep insan kaynaklarından bahsettik. Sağlıkta insan kaynaklarının doğru kullanılmasının, elimizdeki insandır, fiziktir, malzemedir, her türlü cihazdır, tetkiktir, bunların doğru kullanılmasının aslında ne kadar hayati ve önemli olduğunu ben de bu kürsüden, diğer hekim arkadaşlarım ve aslında hepimiz gündeme getirmişizdir. İnsan kaynaklarıyla ilgili bir şey anlatacağım. Yaşanan olaylar. Cengiz Topel Hastanesi, ki bir önceki konuşmamızda gözden ırak, gönülden ırak dedik. Sayın Bakan dedi ki hayır, hepsi bizimdir. Elbette ki hepsi bizimdir. Ama her zaman bu böyledir. Sadece bu dönemde değildir. Genellikle Cengiz Topel Hastanesi'ne hekimler çok da gitmeye gönüllü değildir. Neden gönüllü değillerdir? Çünkü o hastanede gerekli tetkik cihazları yoktur. Yani bir kardiyolog gittiğinde bir eko cihazı yoktur. İşte bir radyolog gittiğinde üst düzey bir ultrasonografi yoktur. Bir tomografi yoktur. Bir MR yoktur. İstenilen kan tetkikleri yoktur. Aslında biraz da bundan dolayı hekimler çok da gitmek istemez. Çünkü günümüzde hasta tedavi etmenin aslında önemli koşullarından biri de elinizdeki tanı cihazlarının olmasıdır. Buna rağmen çok değerli bir kardiyoloğumuz Cengiz Topel Hastanesi'nde çalışmaya gönüllü olur. Ve uzun da bir süre o bölge halkının da çok büyük güvenini ve sevgisini kazanarak çalışır. Sonra kadro açılır. Kadro Girne'dir, Girne'ye alınır. Gerek hastane yönetiminin telkinleri, gerekse bölge halkının istekleri üzerine, yoğun talepleri üzerine doktora derler ki tamam, haftada iki günde Cengiz Topel'e gidebilirsin. Günün sonunda bu haftada bir güne düşer. Sonra ne olur geçtiğimiz günlerde? Girne'deki kardiyolog arkadaşımız bir kırık yaşar ve izne çıkar. Ve bakın, hani gözden ırak, gönülden ırak deriz ya, haftada bir gün Cengiz Topel Hastanesi'ne giden kardiyoloğa diyorlar ki sen gitmeyeceksin artık Cengiz Topel'e. Ama bizim Burhan Nalbantoğlu'nda kardiyologlarımız var. Yani bırakın da haftada bir gün de o kardiyolog Cengiz Topel Hastanesi'ne gitsin. İşte gözden ırak, gönülden ırak bu anlama gelir. İşte insan kaynaklarının doğru kullanılması bu anlama gelir. Yine başka bir örnek. Bir önceki konuşmamda daha gündeme getirmiştim. Koskoca İskele bölgesi. İskele, Yenerenköy, Mehmetçik, Dipkarpaz. Tek bir dahiliyeciyle çalışıyordu arkadaşlar. Tek bir tane numune dahiliyeci. Bunun yanında pratisyen hekimler vardı. İki tanesi belediye başkanı oldu. Başarılar dileriz kendilerine. Ama nedense bu dahiliyeciye dediler ki hayır, sen artık İskele'de çalışmayacaksın, Mausa'ya gideceksin. Özel sorunları mı vardır bu kadının? Başka türlü dertleri mi vardır? 15-20 senelik bir personeldir. Kimse bunu dinlemedi. Ve ne oldu sonunda biliyor musunuz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Bu doktor istifa etti. Zaten göstere göstere gelen bir durumdu. Bu doktor istifa etti. Ve şu anda o koskoca İskele bölgesinde bir dahiliyeci dahi yoktur. İskele Sağlık Merkezi'nde bir pratisyen hekimle arada bir giden bir çocuk doktoru hastalara bakmaya çalışıyor. Hani biz periferleri güçlendirecektik? Hani biz sağlık merkezlerini güçlendirecektik? Hani merkezin yükünü azaltacaktık ya? İşte insan kaynaklarının doğru kullanılması, hekimlere sahip çıkmak, hekimleri anlamak, hekimlerin çalıştıkları yerde mutlu olmalarını, mutlu çalışmalarını, hastalara daha mutlu bakabilmelerini sağlamak böyle bir şeydir. Yani evet, bu insanlarla konuşmamız lazım. Girne'de düşülen durum da odur. İki tane pratisyenin istifasıdır aslında. Neden bu kadar büyük bir istifa furyası yaşıyor şu anda sağlık merkezimiz, sağlık sistemimiz? İlaç konusunda Sayın Bakan geçtiğimiz günlerdeki bütçe konuşmasında dedi ki
hukuki ve teknik çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Fahrettin Koca'ya bir telefon kadar uzağız. Bu konuyu çözeceğiz. Ben kendisinden sadece son durumu öğrenmek istiyorum. Çünkü gerçekten birçok hasta, birçok hekim arkadaşımız hastalarına ilaç bulabilmek için resmen bir hastadan sonra en az 10-15 tane eczane arıyor. İlaç yok. Elbette ki ilaç ciddi bir sorundur, dünyada ciddi bir sorundur ama Türkiye'de bulunan ilaçları, bulunabilen ilaçları da maalesef biz şu anda burada bulamıyoruz. Bununla ilgili gelinen son noktayı hastalar da, eczacılar da, depolar da gerçekten de çok merak ediyorlar. Bir bilgi olursa çok iyi olur. Ciddi endişelerim var bu ilaç krizi nedeniyle. Bu ilacın artık kara borsaya düşeceği, yasak ilaçların gelebileceği, Türkiye'ye giden insanların bavul ticaretiyle ilaç getirebileceği, güneyden veya başka kanallardan ilaç gelebileceği ki bu ülkede bizim en çok övündüğümüz ve en çok güvendiğimiz konudur ilaç eczacılık dairesinin izinli bir şekilde, denetimli bir şekilde ülkeye ilaç sokması. Umarım ki bu kriz bu tür bir şeylere neden olmaz. Çünkü biliyorsunuz ki birçok konuda ülkemiz maalesef kara borsa, işte gayri yasal işlerin döndüğü bir ülke olmaya maalesef uluslararası hukukun dışında olduğu için çok ama çok müsaittir. Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili de bir cevap vermek isterim Sayın Bakan'a. Bütçe görüşmelerinde gecenin o saatinde çok da yormak istememiştim hiç kimseyi. Kalkanlı Yaşam Evi'nin hikayesi şöyle oldu Sayın Başkan ve değerli vekiller. Ben birçok programda, bu kürsüde de çok anlattım ama bilmeyenler için. Bakan olduğum zaman bana en çok gelen talep ve şikayet yaşlı hastaların bakımıydı. O kadar acınacak bir durumdu ki insanlar perişan, evlerinde resmen eriyip akıyorlar. Tıbbi bakımdan yetersiz, tıbbi bakım göremeden ve hepsinin talebi Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne yatmak istemekti, istemeleriydi. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi bizim çok güzel bir kronik hastalıklar hastanemizdir, bir geriatri hastanemizdir. Onur ve gurur duyarız hepimiz orasıyla. Çok da güzel bir yönetimi vardır. Ama 44 yatağı vardı ve benim dönemimde yatak çekilerek 46 yatakla hizmet ediyordu. Bir çözüm bulmak zorundaydık. Her tarafa bakıyorduk. Bu ülkenin kendi kaynaklarına bakıyorduk. Ne yapabiliriz? Nerede? Ne bulabiliriz? Çok acil bir durumdu. Ben biliyorum şu anda da böyle bir durumdayız aslında. Eminim her gün Sayın Bakan'a da en az 4-5 tane telefon gidiyordur bu konuyla ilgili. O günlerde Güzelyurt bölgesinde, Kalkanlı bölgesinde atıl durumda olan bir otel vardı Maliye Bakanlığı'na ait. O günlerin Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş, saygıyla kendisini selamlıyorum buradan. Konuyu kendisine bahsettiğim zaman, eğer dedim burayı bize verirseniz biz ivedi olarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü çok zor durumdayız Sayın Bakan. Ne demek dedi, hemen dedi. Ve inanın ki 5 dakikalık bir görüşme sonucunda Bakanlar Kurulu'nda Kalkanlı Yaşam Evi'ni Sağlık Bakanlığı'na devretti. Birçok kurum ve kuruluş çağrı yaptık biz. Birçok kurum ve kuruluş geldi. Askeriye dahil olmak üzere güvenlik kuvvetleri. Kimisi boya verdi, kimisi boyacı verdi. Kimisi setye yardımı yaptı, kimisi başka yardımlar yaptı. Ve biz orayı kısa bir süre içinde açtık. Hedefimiz aslında orası 300 ki yataklı bir yerdi. Hedefimiz orayı güzel bir geriatri hastanesi yapmaktı. Müsaittir orası. Bakan dedi ki sadece dedi bir şey koydu dedi oraya. Çok üzüldüm. Çünkü öyle büyük bir yaradır ki hepimizin içinde yaşlı hastalarımıza ne özelde ne devlette gerekli bakımı ve itinayı göstermemek. Sadece bir tabela koydu dedi ve yasasını yapmadı. 2009'un sonunda açmıştık orayı. Mayıs ayında biz görevden gittik. Ve orası kronik hastalıklar yasası altında açıldı Sayın Bakan. Tıpkı Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi. Biz oranın teşkilat yasasına başlamıştık. Sadece teşkilat yasasına değil, dışarıdaki özel bakım evlerinin, özel yaşlı bakım evlerinin de bir yasası olması gerekir. Ve evet, bu özel yaşlı bakım evlerinin de yasası gereğince
buraları Sağlık Bakanlığı denetlemek zorundadır. Çünkü burada tıbbi tedavi vardır, tıbbi uygulama vardır, tıbbi işlem vardır. Tabipler Birliği yasasına göre de, Sağlık Bakanlığı'nın yasalarına göre de, evet buralar Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka ve mutlaka kontrolü altında olmalıdır. Kalkan'ın yaşam evi de şu anda benim son takip ettiğim kadarıyla 70-80 tane yaşlı bakılan hasta vardır. Ama personel sayısı geriye gitmiştir. Yeni hemşire alınmamıştır, yeni hasta bakıcı alınmamıştır. Benim önerim size, bir an önce yataklı tedavi kurumlarıyla birlikte oranın da teşkilat yasasını getirin, yapalım. Oraya hemşireler alın, oraya doktor alın, oraya gerekli sosyal hizmet uzmanlarını alın ve bu ülkeye çok büyük bir hizmet yaparsınız. Bu sadece bir tabela asmak değildir. Yani çok büyük haksızlıktır orada yaşayan insanlara, orada barınan insanlara, tıbbi destek bekleyen insanlara. Siz sadece bir tabela var da hiçbir işte başka bir şey yoktur. Hayır. Orada doktor da vardı, hemşire de vardı. Ama illeki güçlenmesi gerekir. Yeterli değil. Ve güçlendirmek zorunda olduğumuz, sorumluluk hissetmek zorunda olduğumuz, gayle çekmek zorunda olduğumuz, elimizi evet taşın altına koymak zorunda olduğumuz çok ama çok ivedi bir konudur bu konu. Konu Kalkanlı Yaşam Evi de değildir. Ülkenin çok büyük bir sorunudur. Son olarak toparlayalım lütfen. Toparlıyorum Sayın Başkan. Önemli bir konu vardır. Biliyorsunuz ki dünyada paramedikler artık çok değişik uzmanlıkların altında çok değişik uzmanlık dalları tıpta da tıpkı başka konularda olduğu gibi gelişiyor. Ve çok değerli çocuklarımız dünyanın çok değerli üniversitelerinde çok değerli eğitimler alıyorlar. Örneğin kayropraktörler, podiatristler ve daha buna benzer birçok genç insanımız vardır. Maalesef burada onlarla ilgili herhangi bir çerçeve, yasa demeyeyim ama bir mevzuat olmadığı için maalesef ne yaptıklarını, ne edeceklerini bilemiyorlar ve disiplinler arasında, hekimlerle veya başka gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Ama biz bunu bir an önce ele alıp çözmek zorundayız. Eğer çözmezsek bu çocuklar ne yapacak? Geri değer buldukları yerlere gidecekler ve bu da çok ciddi bir insan kaybı, kaynağı kaybıdır. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımızın ve bizim kaybımızdır, ülkemizin kaybıdır. Umarım ki bu konuda değer bulur, bu konuyu da Sağlık Bakanlığı gündemine alır. Biz bu konuda da elimizden gelen katkıyı her zaman olduğu gibi şimdi de veririz, yaparız. Bunu illeki yapmak zorundayız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.